Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Çünkü ben hiç iyi değilim. Çok kötü bir şey oldu. Hem de çok kötü. Hiç olmaz dediğim bir şey oldu. Evet. Acı ama gerçek. Mavi ay dağılıyor. Nedir mavi ay? Bir, iki, üç mavi ay, hey! Belki sizin için yalnızca iki basit kelime. Ama bizim için öyle değil. Bizim için mavi ay sevgi demek, dostluk demek, sadakat demek. Paylaşmak, yardımlaşmak, hep birbirini kollamak. Birlikte gülmek ve birlikte ağlamak. Biz bütün bunları birlikte yaşadık. Şimdi hiç bilmediğimiz bir şeyi yaşıyoruz. Ayrılıyoruz. Soruyorum size. Deniz kumdan ayrılır mı? Ayrılmaz. Gökyüzü bulutlardan, arılar çiçeklerden ayrılır mı? Ayrılmaz. Gök gürültüsü şimşekten, et tırnaktan ayrılır mı? Ayrılmaz. Peki ya ay, yıldızdan ayrılır mı? Ayrılmaz. Ama biz ayrılıyoruz. Sen çok meraklı bir çocuksun. Eğer baban gibi başkalarının da zarar görmesini istemiyorsan bu işi kurcalamayı bırak. Mavi ay ayrılıyor. Ve bu izlediğinizde bir veda videosu. Hikayemiz burada sona eriyor. Bu veda hem mavi aya hem de mavi ayı sevenlere. Hem de mavi ayı mavi ay yapan hocalarımıza. Onlar bize daima kendimize inanmayı, sabır ve merhameti öğrettiler. Ve onlar bize gücümüzü kavga için değil, birleşmek için kullanmayı öğrettiler. İnanın bize, biz elimizden geleni yaptık. Bu veda aynı zamanda bütün izleyicilerime. Çünkü bir daha video çekmeyeceğim. Bu benim son videomdu. Çünkü unutursanız işte o zaman mavi ay efsanesi tamamen biter. Bu kasabadan bir mavi ay geçti. Bunu unutmayın, olur mu? Bizi unutmayın. Çünkü unutursanız işte o zaman mavi ay efsanesi tamamen biter. Arkadaşlarımla vedalaşmaya gideceğim. Onlara son kez sarılacağım. Şimdi siz de hemen gidip sevdiklerinize sarılın. Çünkü bunun için çok geç olabilir. Elveda. Thank you.
Oğlum çocuklar gelmedi mi hala? Allah'ım tam şu anda İskender gibi süper hızla koşmaya ihtiyacım var. Çok az kaldı. Ha gayret Asya. 5 saniye sonra burada olacaklar. 5. Hiç durmadan koştuk. Vakit kaybetmeyelim diye. Canım çocuklarım benim. O nasıl videoydu Asya? Ciğerimi deldin resmen ya. Gel buraya şapşal. Hoş geldin, gel. En son Antep'ten gelen biberleri yediğimde bu kadar acı çekmiştim. Tamam. Yeter ağlamak yok. Yeterince aldık. Ailelerimiz bize vedalaşmak için 3 saat verdi. Şimdi ise 2 saat 45 dakikamız var. Asya haklı. Onu ikna etmeyi başarabilirsek durumu kurtarma şansımız hala var. İnşallah. Hadi gidelim. Sinan nerede kaldı? Biz konuştuk. Vakit kaybetmemek için orada buluşacağız. Of, Allah'ım çok bir şey istiyorum ben ya. Sadece son bir şans. Allah'ım lütfen. İşte. Hayattaki şansım. Çöp. Allah'ım inanmıyorum. Dualarım hiç bu kadar çabuk kabul olmamıştı. Allah'ım çok teşekkür ederim. Kaplan pençesi. Bugün sizlere kaplan pençesinden nasıl kurtulmanız gerektiğini öğreteceğim. Çünkü bir kaplana yalnızca başka bir kaplan karşılık verebilir. Sen ve de sen. Karşınızda bir kaplan var. Saldırın. Nasıl saldıralım? Direkt mi? Yok. Aslında önce birer kahve içebilirdik. Sen az şekerli mi içiyordun? Karşında bir yavru kedi yok. Kaplan var. Nero. Saldırın. Yanlış yaptın. Elini kolunu çok oynatmak bir kaplan için ben düşmanım demektir. Pençeyi yedin. Kaybetti. Kerim gel. Bir kaplanın karşısında gözlerini kapatırsan bitersin. Bora. Ve en büyük yanlış Orta Doğu ve Balkanların en zayıf pençesinden geldi. Arkadaşımızı alkışlayalım. Kes! Unutma. Bir kaplana asla ama asla arkanı dönmeyeceğiz. Unutma. Her kaplan avını arkadan saldırır. Evet beyler. Eğer kaplan pençesinden kurtulabileceğini iddia eden varsa buyursun gelsin. Yoksa herkes sonsuza kadar duruş çalışsın. Ben varım. Tabii beylerden olmayışım senin için sıkıntı olacaksa o başka. O zaten sıkıntı da asıl sıkıntı başka. Neymiş? Asıl sıkıntı senin bir mağara adamı kadar eğitimsiz olman pembeli. Eğitim şart biliyorsun. Kaplanlar içgüdüleriyle hareket ederler. Eğitimle değil. Ben de içgüdülerime güveniyorum. Bak bu lafı çok beğendim. Bravo. Hatta dur ben bunu unutmadan not edeyim. Kaplanlar eğitimle değil, içgüdüleriyle vesaire vesaire. Söyleyen 2 nokta üst üste pembiş kaplan. İnatçıyım diyorsun. Peki.
Bana acımayı bırak. Tamam. Dediğim gibi, cesur ama yetimsizsin. Neyse, daha sonra devam ederiz. 5 dakika mola. Tamam, tamam. Biraz fazla abartmış olabilirim. Ama herkes haddini bilecek. Hakikaten bir organ eksilince bir diğeri sivriliyormuş be Efsun hocam. Senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Evet. Asıl sorun bu yeni gelen kız değil. Asıl sorun şu süper çocuk. Neyse. Ben biraz koşacağım. Sen de ben gelene kadar şu bayıldığın oyuncakla oynarız. Hadi eyvallah. Şimdiye kadar atomu parçalasam nötronlarını ve protonlarını ayırmıştım. Ya bu ne kadar karmaşık bir alet. Sonuçta bir teneke parçası. Ha? Dedeciğim. Umarım beni duymadın. Yoksa ben senin icadını böyle pis pis sıkıştırmalar yapar mıyım? Ağzımdan kaçtı. İşim bitsin. Ağzıma acı biber süreceğim. Ne olur beni affet. Ha? Affettin mi? Oy, oy, oy. Kıyamaz da bana. Gör bak seni nasıl onurlandıracağım. O nefret ettiğin adam var ya, onu yeryüzünden çamaşır suyuyla siler gibi sileceğim. Sonra şanlı soyadımızı tarihte böyle güneş gibi parlatacağım. Ahriman Gil. Ve... Bunun sayesinde o zamanın çocuğu tarihe karışacak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne kadar tatlıcın ya. Özledin mi beni? O kendini süper kahraman zanneden çocuk bunun sayesinde kangal sucuğa dönüşecek. Dedeciğim. Ben senin muazzam icadını tamir etmeye geri döneyim. Selamünaleyküm. Allah'ım ne güzel bir gün ya. Ya Savaş hocam. Benim polyanlıcılık oynayacak vaktim yok. Bir an önce yeni zamangaç yapmam gerekiyor. Eğer dikkatimi dağıtacaksanız okulunuza geri dönün lütfen. Hadi. Gidemem hocam. Gidemem. Zira benim artık bir okulum yok. İstifa ettim. Ne? Demek çocukları okuldan atamam. Buna izin vermezsiniz. Öyle mi? Evet. Kararınızı protesto ediyoruz. Aynen. Ay. Bak çok duygulandım şu an. Böyle kahraman hocalar kaldı mı ya? Kalmadı vallahi. Bence de kalmadı. En azından benim okulumda. Kovuldunuz. Beni kovamazsınız. Çünkü ben istifa ediyorum. Evet ben ettim. Ben durur muyum? Durmam. Ben de istifa ediyorum. Hatta yarın iş başvurusu yapıp tekrar istifa ediyorum. Çık dışarı. Çık. Bastık istifayı çıktık. İyi canım. Üzülmeyin yahu. Sizin gibi bir eğitmene okul mu yok? Bulursunuz bir tane. Aynen hocam. Buldum bile. Zaten bu yüzden bu kadar neşeliyim ya. Yeni okulumun adı Zaman Kâşifleri Mektebi. Nasıl? Oo. Zaman Kâşifleri Mektebi. Böyle bir okul mu var? Nerede bu okul? Var. He. Yo, hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır canım, hayır yahu. Aklınızdan bile geçirmeyin. Hayır, hayır, hayır. Olur. Hayır diyorum, aklından geçirme. Hayır. Durumu
kurtarma planımız bu mu yani? Sarı Hoca yemeklerin kokusuna dayanamayıp ortaya çıkacak, biz de üzerine ağ atıp onu zorla götüreceğiz. Bu mu yani? Saçmalama Arda. Kemik suyu çorba. Bundan biberiye ve nane kokusu alıyorum. Yani Arda'cığım, bunlar onu tuzağa düşürmek için değil de iyileştirmek için. Değil mi hocam? Umarım işe yarar Elif. Ama bunun için önce onu bulmamız lazım. Oo, Salih Hoca'yı bul, buraya getir, ailelerle konuştur. Vaktimiz yok. Bence hemen gidip arayalım. Bence sesimizi duyup gelecektir. Üzgünüm Elif. Ama babamın geleceğini zannetmiyorum. Onu şu an göremezsem tekrar görebileceğimi sanmıyorum. Çünkü bizimkiler taşınmaktan bahsediyorlar. Şehirdeki okula yazdıracaklarmış. Sen gene iyisin. Benimkiler beni yatılı okula verecekmiş. Türk filmi gibi ya. Bence sen de iyisin. Bizimkiler beni teyzemin yanına gönderecek. Teyzem pislik olmasın diye eve hayvan sokmuyor ya. Çiçek bile almıyor. Ben orada ne yapacağım? Çok üzgünüm çocuklar. Keşke sizi bir arada tutabilmek için elimden bir şey gelseydi. Belki Salih hocanız ayrılacağınızı duyup bir şeyler yapar diye düşündüm ama o da olmayacak gibi. Arkadaşlar! Arkadaşlar kurtulduk! Kurtulduk! Adam 10 saniyede oksijeni tüketti ya. Ağaçlar senin yüzünden daha fazla mesai yapacak. Sinan sakin, ne oluyor? Allah'ım güzel bir şeyse tam vakti. Ben hazırım, hadi söyle. Durun bir soluklansın. Hadi söyle. Şuna bakayım. Ne bu? Alp oyunları. Ülke çapında gerçekleştirilecek Türk oyunları turnuvasında geleneksel okçuluk, at dövüşleri, menzil atışı, mas güreşi, mangala. Kazanan takım uluslararası oyunlara gidecektir. Harika haber bu. Evet. Çok iyi bir haber bu. Çok iyi bir şey. İnşallah kazanırız ya. İnşallah. Ama bizim takımımız yok. Üstelik Temrendi'den ayrılıyoruz. Sinan, niye bizi boşuna heveslendiriyorsun kardeşim ya? Hangi evrende yaşıyorsun sen? Mavi, bitti bitti. Arkadaşlar, bakın bu bizim için çok güzel bir şans. Ailelerimizi kazanacağız diye ikna ederiz. Daha sonra da bizi affederler. Ya bir düşünsenize. Gitsem sorsam şunu. Pardon, sen zamanın çocuğu olabilir misin? Ne der acaba? Deli der. Ne diyecek? Zamanın çocuğu. Yakınımdasın. Hissediyorum. Biliyorum ama ne zaman karşıma çıkacaksın? Daha da önemlisi, o gün geldiğinde ben seni nasıl tanıyacağım? Al oyunlarımı. Bu çocuk bir Kemal Keş değil ve dünya üzerinde ondan daha iyi bir okçu yaşamıyordu. Eğer bu zamandaysan ve harbiden dünyanın en yetenekli Kemal Keş'iysen bu oyuna katılırsın zamanın çocuğu. Adım kadar eminim. Gel bakalım. Bunu kazanmak ailelerinizin sizi affetmesine vesile olacaksa ben elimden gelen her şeyi yaparım. İşte bu. Arkadaşlar bana güvenin. İşe yarayacak. Hemen gidip başvurumuzu yaptıralım. Daha sonra ailelere durumu anlatırız. Ya inanamıyorum. Her şey bir anda nasıl bu kadar iyi oldu? Nasıl? Çocuklar sizin için o kadar mutluyum ki. Ne oluyor ya? Hadi hadi zaman kaybetmeyelim. Ya nereye? Bir bandan olduğunu anlatacak mı inşallah? Mavi ay sahaya çıkıyor. Hadi koş. Hadi. Yolda anlatayım hadi. Anne. Babam geldiğinde bunu ona verirsin. Bu bize bir umut oldu. Belki ona da olur. Canım. Bu nasıl oldu?
İyi, ben de beğenmedim. Ya bu? Bu nasıl oldu? Aman beğenmedin, sen beğenmedin. Bana ne yapmışım yani? Ha, işte bunu beğeneceksin. Bunu da beğenmedim. Neyse, bir iki ufak değişiklik yaparız orada. Ha. Ya bu nasıl oldu? Ay, ne yapıyorsun sen öyle? Bakma ekrana, sakın bakma! Bakma diyorum ekrana, bana zar ediyorsun sen, bakma! Ne öyle arkadan sinsi sinsi yaklaşıyorsun ha? Doğru, o da doğru. Konuşamıyorsun ki ses çıkarasın. Evet, ne var? Niye geldin? Çok meşgulüm, görmüyor musun? Nasıl görmedim? Bu böyle olmaz. Bu çocuk fazla yakışıklı. Aynı ben. Buna bir dur demek lazım. Ha, zamanın çocuğunu diyorsun. Ya bana şöyle desene. Sevgili yeğenim zamanın çocuğu yüzünden çok gergin. Sevgili Efsuncuğum, bu özgüven meselesini bizzat bana bırak olur mu? Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. İçimden bir ses. Yine senin arkamdan bir iş çevirdiğini söylüyor dayıcım. Yok canım, ne alakası var? Ben seni hiç üzecek bir şey yapar mıyım öyle? Ne alakası var? Biz öyle havadan sudan konuşuyorduk, değil mi? Ama İçimden bir ses öyle demiyor dayıların en kandırıcısı. Ben sana süper duyucu kulaklık yapmıştım değil mi? Hay Allah, demek ki erken yapmışım. Sesimi duyduğunu biliyorum. Peki şu mis kokuyu da duyuyor musun? Kemik suyu çorba, şifa bu şifa Salih. Bak manevi olarak iyi olmadığının farkındayım. Bunun içinde sinirini hafifletecek şifalı çaylarım var. Tarifleri de senin eski kitaplardan aldım. Annem hep derdi. Cidden ne varsa eskilerde var Salih. Bak istersen... İstemem. Salih. Bak bunun çocukça bir iradı olduğunu zannediyorsan... ...beni hiç tanımamışsın demektir. Bana iyilik yapmak istiyorsan bir daha buraya gelme. Hele ki çocuklarla. Salih, onların sana ihtiyacı var. Benim de... İşte bu yüzden gelme diyorum. Çünkü benim elimden hiçbir şey gelmezken... ...onların bana ihtiyacı olduğunu görmek istemiyorum. Bana acılarını dindir diyorsun. Ben de acıdan başka ne kaldı ki? Onlara ne verebilirim? Sevgi. Sevgi verebilirsin Salih. Umut verebilirsin. Bak. Senin sadece ellerin hasar gördü. Kalbin değil. Kalbini bize açarsan... ...iyileştiğini sen de göreceksin, inan bana. Ben de umut kaldım sanıyorsun. Kimsin sen? Kimsin? Benim tanıdığım Salih bu kadar kolay vazgeçmez. O kadar kolay olmadı zaten. Hem de hiç. Lütfen bir daha gelme. Bana ihtiyacınız yok. Benim de size. Öyle mi? Tamam. İstediğin gibi olsun. Ama şunu unutma.
seni bu hale getirenlerin istediğini yapıyorsun. Bizi yalnız bırakıyorsun. Öyle olsun. Yeğenim, ben seni hiç üzecek bir şey yapar mıyım aşk olsun? Şimdi saymaya başlarsam sabaha kadar sürer. O yüzden ben bu soruyu daha sonraya saklıyorum. Şimdiki konumuz bu. Bu turnuvaya katılacağız. Ne yapacağız oğlum buna katılıp? Ben sana zaman yolculuğu diyorum. Dedemizin onurunu kurtaracağız diyorum. Sen bana oyun oynaşla geliyorsun karşıma. Sen benim zamanın çocuğu kadar iyi bir kemankeş olmamı istemiyor musun? Ben senin iyi bir kemankeş olmanı değil, zamanın çocuğunu yenmeni istiyorum sevgili yeğenim. Galiba bu aralar biraz kafalar karışık. Onunla bunun ne alakası var? Fırsat çıkmadıkça kabiliyetler pek az işe yarar. Napolyon Bonaparte. Aynen. Ha o. İşte bu da hem zamanın çocuğunu yenmek hem de kabiliyetlerimi sınamak için bir fırsat. İyi bak, sen de göreceksin. Zamanın çocuğu da bu turnuvaya katılacak diyorsun yani. Bak sen ya. Ya sen bu sinsilikleri nereden öğrendin he? Yılan belgeselinden mi gördün? Bana bak Efsun. Boynuz kulağa geçmiş bile. Aşk olsun dayıcığım. Sen dururken belgeseli ne gerek var? Teveccühünüz canım. Evet. Bakalım bakalım alp oyunlarına neymiş. Menzil atışı. Mas güreşi, alt güreşleri, ne bu böyle eski püskü oyunlar? Sen bana takımların 5 kişilik olacağını söylemişsin değil mi? Evet. Elimizde yeni bir tane kız var. Bora var, kör topal o da idare eder. Diğer 2 kişi kim olacak? İçeridekilerle mi katılacağız bu turnuvaya? Bu oyunları kazanmak istiyorsak bize 2 iyi okçu daha lazım. Şimdi yapmamız gereken şu. Önce gidip turnuvaya kaydımızı yaptırıyoruz. Sonra da ailelerimizin yanına gidip bu turnuvayı kazanacağımız hakkında söz vermek. Ve Salih Hoca'ya gidip onu ikna etmeye deniyoruz. Salih Hoca ikna olduktan sonra, ki bilirsiniz bana hiç dayanamaz, onun önderliğinde sabah akşam deli gibi çalışıp turnuvayı kazanıyoruz. Ya da sabah akşam çok ya. Sonuçta derste çalışmak lazım değil mi? Biz birlikte olduğumuz sürece her şey gelir Arda, merak etme. Ama sizin eve dönmenize 2 saat kaldı. Tamam, endişeye gerek yok. Biz şimdi bir kaydımızı yaptırabilsek iyi ama... Sahi okulun adı neydi Asya? Özel Alim Cezeri Koleji. Aa sahi, okulun adı Cezeri. Bakın işte, bu bir işaret. Biz bu turnuvaya katılırız. Artık kazanırız. Neden? Çünkü Cezeri bizim adamımız ya. Hadi bulalım şu okulu. Aa, merhaba. Biz Özel Alim Cezeri Koleji'ni arıyoruz da. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Biliyoruz da söyler miyiz? Sanmam. Kız size insan gibi soru sordu. Cevap versenize. Prensip olarak kaybedenlerle konuşmuyoruz. Bu bize zarar verir. Ben şimdi size bir zarar vereceğim ama. Sinan, değmez. Biz yok ya, bu Temrenli'nin suyuna ne kattılar arkadaş? Hey mahalleli! Ne oluyor bu kasabanın çocuklarına ya? Bir şey mi var? Efendim anneciğim. Hayır anneciğim, tabii ki koşmadım. Evet biliyorum, hanımefendiler koşmaz. Hayır, piyano dersindeyim. Hatta hocam kızacak, kapatmam lazım. Ben de seni anneşkom. Aa, demek anneşkona yalan söylüyorsun ha? İşte açığını yakaladım prenses. Hayır biz ne olacağız peki? Çocuklar okulundan oldu, biz işimizden olduk. Elimizde bir tuhaf kitap, zaman bozanlar, bilmem neler. Bütün bunlarla bizi bırak git. Oh ne ala. Siz de bir şey söyler misiniz ya Allah aşkına?
Doğru söylüyorsunuz hocam da acaba diyorum böyle apar topar toparlanıp kaçmak doğru mu acaba? He? Ben kaçmıyorum Fikri hocam, gidiyorum. Kaçan sizin o arkadaşınız. O yüzden bunu bana değil Salih Bey'e söyleyeceksiniz. Rüya hocam, yani Salih hocamla inatlaşmak iyi bir fikir olmayabilir demek istiyor herhalde Fikri hocam. Ben kimseyle inatlaşmıyorum Savaş hocam. Ama inatlaşırsam ben kazanırım. Tabii, kazanırsınız. Ne taraftan gideceğiz? Şuradan sola dönün, geldik. Burası mı? Evet, buradan sola dönün. Ya hocam, emin miyiz? Burası mı? Tamam, burası. Buralım. Burası. Tamam. Fikri hocam, kapıyı açar mısınız lütfen? Tabii, tabii. Vay, 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 vay. Teşekkürler. Rica ederim. Eve bak ya. Sağ olun. Rüya hocam, burası kimin acaba? Benim. Annemle babamın yani. Vallahi mı? Evet. Madem Salih Bey'imiz ona ihtiyacımız olduğunu görmek istemiyor, biz de göstermeyiz o zaman. Bugünden itibaren kontrolü ben ele alıyorum. İskender'i de alıp buraya taşınıyorum. Salih Bey'e de katiyen yalvarmaya gitmiyorum. Bakalım oğullarını görmeden ne kadar dayanabilecek Salih Beyler. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Hele ki Salih Bey hiç yok. Buyurun. Arkadaşlar, burası okulsa bizim daha önce gördüklerimiz neydi? Eskiden Temren'de böyle bir okul yoktu ki. Taygu'dan bile iyiymiş. Keşke burada okuma şansımız olsaydı. Adı bile güzel. Kayıtlar galiba içeride oluyor. Gelin girelim. Merhaba, biz Alp oyunlarına kayıt olmak istiyoruz da. Tabii olur. Kulübünüzün adını öğrenebilir miyim? Mavi Ay. Emin misiniz? Burada Mavi Ay diye bir kulüp gözükmüyor. Hanımefendiciğim, bu mümkün değil. Mavi Ay her yerden gözükür. Burada mı? Çocuğum yalan mı söyleyeceğim? Gözükmüyor işte. Demek ki kayıtlı değil. Nasıl değil ya? Nereye kaydolmamız gerekiyordu? Bir dakika, siz şimdi Mavi Ay'ı hiç duymadınız mı? Bütün kasaba bizi bilir. Arkadaşlar tamam, belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Siz kulüp derken tam neyi kastettiniz acaba? Bunu. Bence kazananlar kulübü. İyi biliriz biz her dövüşü. Karanlıktan korkmayız. Kara bizim adımız. Vur, kır, haykır. Susun namımız. Bence yenilirse can. Bence. Bence. Konuşuyor iyi dinle. Geliyor nasihatin kralı. Acımak yok, yok. Affetmek hiç yok. Yok. Aman eline vur bir tekme. Yek, dü, se, can, pençe. 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 Tekrardan merhaba. Thank you.
Önder'cim, bence annenin eski odasında kalabilirsin. Sonra hallederiz. Her şey sırayla. Oh, çok iş var. Lütfen. Allah'ım lütfen bugün değil. Kötü bir şey olmadı, tamam mı? Olmadı. Haluk Bey, buyurun. Ne diyorsun Efsun? Sence hoş bulayım mı? Tamam, tamam. Hadi buldum. Biz Pençe Spor Akademisi olarak Alp oyunlarına kayıt için geldik. Tabii. Pençe Spor Akademisi. İşte burada. Hemen yapıyorum kaydınızı. Süper, harika, güzel. Ya pardon, siz kulüp derken neyden bahsettiniz? Ben anlayamadım tam olarak. Turnuvaya sadece resmi spor kulüpleri katılabilir çocuklar. Biz gayri resmi miyiz? Biz aslında yokmuş. Asıl cimcikler, cimcikler. Buradayız. Çok iyi. Bakanlıkta kaydımızın olması gerekiyor galiba. Ama bizim yok. Çocuklar çekin, çekin oradan, çekin. Çekilin, çekilin. Üzülmeyin ya. Kayıt olup ne yapacaksınız? Zaten turnuvalara katılmamak gibi kötü alışkanlıklarınız var sizin. Bora, sen galiba bu özgüveni yeni edindin. Ha? Bak benden söylemesi. Bir numara büyük almışsın. Olmamış. Komik duruyor. Komik mi? Bunu Allah klipler çeken bir takımın üyesi mi söylüyor? Ne diyorsun sen ya? Bence bizim bunlara bir ders vermemiz gerek. Ne oluyor orada? İki dakika arkamızı döndük. Kaos beni çağırıyor dayıcım. Sen merak etme. Ben burayı hallederim. Sen kayıt işlemleriyle ilgili. Sen mi bana ders vereceksin? Sakin gençler, sakin. Sakin gençler. Az önce dediklerini duydunuz mu? Benim videoma laf ettiler. Pençelerinizi çıkartmanız gereken zamanı ben size söyleyeyim, tamam mı? Ya bildiğiniz bizimle dalga geçiyorlar. Sinan Asya. Sakin. Boş verin şunları. Bizim başka dertlerimiz var. Ya ama bayağı bizi aşağılıyor. Arda. Mavi'yi unutmayın. Sinan. Hadi. Asya lütfen. Bizim bunlara ihtiyacımız mı var? Niye? Sinan ne yapıyorsun? Ya nasıl olur ya? Ya bu bizim son şansımızdı ya. Son şansımızdı. Ne yapacağız? Tamam daha bir şey bitmedi. Elbet bir yol var. Hani? Ben niye görmüyorum o yolu? Belki öfkedendir. Arkadaşlar kötü haber vermek istemem ama bir saat 40 dakikamız kaldı. Ne yapacağız ya İskender? Mavi ay zor zamanlarda ne yapar? Önce bir durup düşünür. Bize kulüp için ne lazım? Bir bina. Bulunur, zor değil. Bir de hoca. O da bulunur değil mi? Salih hoca var. Pardon, o da artık yok. Hayır var. Ya Salih hocanın nerede olduğu belli. Ama biz orada değiliz. Onunla hiç konuşamadık. Şimdiye kadar bizi hiç kırdı mı? Ya yabani olduğu zaman bile... Kırmadı. Önce inat etti. Ama bize kıyamadı. Konuş kız. Biz de konuşalım.
Vallahi gidip konuşalım. Hayır nedir yani? Tamam yapacağız zaten. Başka şansımız yok çünkü. Efendim anne. İskender şükürler olsun iyisin. Hemen gelmen lazım. Hemen konum atıyorum. Tamam geliyorum. Planda değişiklik oldu. Siz gidin sonra buluşuruz. Vay 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 vay. Çok iyiymiş be. Bak 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 vücuda bak neler yapıyor. Bir saniye. Özellikle şu çocuk çok iyi. Evet şu çocuk. Benden iyi değil ama. Kimse senden iyi değil yeğenim. Yani seninle aynı klasmanda olamazsan. Ama bu çocuklar iş yapar. O değil de bunlar hem dövüşüp hem ok atmayı acaba nereden öğrenmişler? Bakalım. İsimleri Mavi Ay. Okul turnuvasına katılamadıkları için okuldan atılmışlar. Kemankeş ocağını koruyan adam bunların hocasıymış. Adam yaralanınca bunları terk etmiş. Yani şu an çok kötü bir haldeler. Bilirsin yeğenim. En sevdiğim av savunmasız av. Uğraştırmaz. Acaba bunlardan böyle bir iki okçu bulamaz mıyız? Buluruz da hangilerini alacağız? Canım ne olacak? Mutlaka birinden biri kabul eder herhalde. Hem turnuvayı kazanıp okulumuzun prestijini arttırırız hem de zamanın çocuğuna karşı ordumuzu kuvvetlendiririz. Nasıl fikir? Gayet güzel bir fikir dayıcım. Her komutanın iyi askerlere ihtiyacı vardır. Komutana bak be. Kimin yeğeni kimin? İşte şimdi keyfim yerine geldi. Evet. Parlak zaferimize doğru yol alabiliriz. Ya hocam, ne olur bu bizim son şansımız. Bu okulu açmamız gerekiyor. Hocam, başımıza geç. Katılalım şu turnuvaya. Titretelim meydanları ya, değil mi arkadaşlar? Evet. Bu silahı kullanmak istemezdim ama bana başka çare bırakmadı. Hocam, hatırlar mısınız? Sizinle tanıştığımız zaman şu kadarcıktık. Elinizde büyüdük. Bildiğimiz her şeyi sizden öğrendik. Sizin sayenizde Mavi Ay olduk. Neler başardık neler. Bakın Arda ile Sinan'a. Onlar sizin sayenizde iyi çocuk olmadı mı hocam? Ne alakası var ya? Ben hep iyi çocuktum. Benim çevrem kötüydü. İşte biz bu güzel dostluğu size borçluyuz hocam. Şimdi dağılıp gitmemize ancak siz engel olabilirsiniz. Acıyın ne olur bize hocam. Sevenler ayrılmasın. Arkadaşlar, bu bile işe yaramadıysa durum sandığımızdan daha da ciddi. Fakat şu okulda kızaklıymış galiba. Ağlamalı olaylarda cidden çok iyiyiz. Yalnız vaktimiz daralıyor. Hatırlatayım da. O zaman ağır topları çıkarıyoruz. Hocam çok acıyor. Hocam çok acıyor.
Ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz. Ve bizimle konuşana kadar da hiçbir yere gitmeyeceğiz. Boşuna yormayın kendinizi. Konuşacak bir şey yok. Öyle mi? Bize başka çare bırakmadınız hocam. Kalkın arkadaşlar. Bizimle konuşana kadar bu montları giymeyeceğiz. Donsak bile kararlıyız. Hava da iyice soğudu. Malum. Parmaklarımı hissetmiyorum. Çok bekletmezsiniz değil mi? Korkma. Bekletmez Ardacığım. Tamam yeter bu kadar. Giy montlarınızı. Nasıl yani? Yeniden başımıza mı geçiyorsunuz? Hayır. Artık size bir yardımım dokunmaz. Kimseye dokunmaz. Gidin. Niye hocam, niye? Daha kendime bile yardım edemiyorum da o yüzden. Ama hocam, siz her zaman umudunuzu koruyun dersiniz. Haklısın Arda. Öyle derdim. Ama kendi ödünü bile tutamayan hoca olur mu? Benim artık size yarardan çok zararım dokunur. O yüzden kendinizi daha fazla yormayın. Beni de daha fazla üzmeyin. Hadi gidin. Son sözünüz bu mu hocam? Arkadaşlar, süremiz bitti. Size güvenmiştik. Salih Hoca bizi bırakmaz dedik. Göz göre göre savrulup gitmemize asla izin vermez dedik. Ama nerede o Salih Hoca? Yok. Artık kendinden başka kimseyi düşünmüyor. Sizi bir daha hiç affetmeyeceğim hocam. Bizi bu durumda yalnız bıraktığınız için sizi bir daha hiç affetmeyeceğim. Sinan. Hocam. Ah be kardeşim. Sinan. Neden buradayız? Artık burada yaşayacağız oğlum. Beğenmedin mi? Yani benim fikrim önemli değil ki. Ben beğendim de babam ne olacak? O da isterse gelecek İskender'cim. Neyse konumuz bu değil şu anda. Sana göstermek istediğim bir şey var. Onun için çağırdım. Gel. İskender, görmen gereken bir şey var. Hocam. Gel gel bak. Zaman bozanlı zamanın çocuğu. Birbirlerine insanla gölge kadar, bedenle ruh kadar, havayla toprak kadar yakınlardı. Ama birbirlerini hiç göremediler. İskender ne demek oluyor bu? Demek ki bu zaman bozan denen kişi yakınlarımızda bir yerde. İşte ne kadar yakın? Asıl soru bu hocam. Yoksa zaman bozan benim de haberim mi yok? Ya olur mu öyle şey hocam yahu? E kafamızı karıştırıp durmayın. Görev başarısız oldu İskender. Salih Hoca geri dönmüyor. Zaman da doldu. Vedalaşma vakti. Benim hemen gitmem lazım. Olmaz. İskender lütfen. Yanımda kalmanı istiyorum lütfen. Anne, korkuyla yaşarsak aldığımız nefes bile bize zehir gibi gelecek. O zaman bozanla elbet bir gün karşılaşacağım. Ve o gün hazır olacağım.
zamanın çocuğu. Demek beni izliyorsun. Güzel. Güzel. İzle. İzle de öğren o zaman. Tamam. Numaranı anladık. Ama kendini tekrar ediyorsun, söyleyeyim. Sıkıcı olmaya başladın, zamanlı çocuğu. Aa! Korkak! Zamanlı çocuğu, korkaksın sen. Çık karşıma, yüzleş benimle. Okçulukta iyisin, tamam. Hakkını teslim ediyorum. Ama cesaretle sınıfta kaldın zamanın çocuğu. Yoksa zamanın bebesi mi demeliyim? Çık karşıma! Yüzleş benimle! Korkmuyorum senden! Hangi zamandasın söyle. Çok yakındayım. Ne oluyor? Ben uyuyunca rüyalar uyanıyor. Zamanın çocuğu uykularımı zehirliyor. Ama her defasında onu yeniliyorum. Evet. Pençenin eksik parmakları tamamlanıyor diyorsun. İşte bu iyi haber. Keyfimi yerine getirdin hocalar aleminin zürafası. Zürafaların da ses telleri yoktur da ondan dedim canım hocam. Çekip gitti işte. Durduramadı. Veda bile etmeden. Daha fazlasını kaldıramayacağı için gitmiştir Asya. Bizi sevmediği için değil. Çok sevdiğinden. Kızamıyorum Sinan'a. Babama da. Hiçbirinin bir suçu yok. Asıl suçlu benim. Benim yüzümden turnuvaya katılamadınız. Şimdi ayrılıyorsunuz. Affedin. Yine olsa yine gelirdim kardeşim. Boş ver üzülme. Ben de gelirim. Ben de. Keşke ilk benim eve gelmeseydik. En azından size bir iki dakika daha fazla görebilirdim. Birkaç dakikanın bu kadar önemli olduğunu bilseydim size daha çok sarılırdım. Veda vakti geldi.
Hoşça kal Arda. Hakkını helal et. Helal olsun kardeşim. Hepinize helal olsun. Tartışmayalım anne. Çok üzgünüm. Tamam. Şimdi eve gireceğim. Arkadaşımla bir daha görüşmeyeceğim. Vallahi bence bir süre daha görüşeceksin Ardacığım. Ne? Nasıl? Siz... Anne ne oluyor? Okulda oluyorsunuz. Hem de aynı okulda. Ne? Gerçekten mi? Ah canlarım benim ya. Nasıl da sevindiler Melda Hanımcığım. Yahu çocuklar, turnuvaya katılamadığınızı duyunca çok üzüldüm gerçekten de. Sonra sordum, soruşturdum. Meğersem okuldan da atılmışsınız. Bir de üstüne yürek paralayan videonuzu izledim. Ve Haluk dedim, çocukları mutlu etmen lazım. Ve sizin bugün gördüğünüz okula sizi kaydettirdim. Ne? Okul sahibi çok yakın ahbabımdır da. Hadi hayırlı olsun. Oh be. Yani şimdi ayrılmıyor muyuz? Ama bir dakika. Anne sen bana kızgın değil misin? Nasıl kızayım? Kasabanın en iyi okuluna burslu olarak girdiniz. Ay, bir de tabii şu acıklı videonuz var. Çok üzüldüm. Hele ben. Benim videom mu? Siz de mi izlediniz? Tabii biz izledik. Ayol bütün Türkiye izledi. Sizin haberiniz yok mu? Ben bütün gün telefona bakamadım ki. Arkadaşlar, videom en çok izlenenler de birinci sıraya gelmiş. Ne? Ciddi misin? Evet. Asya bu çok iyi bir şey. Evet. Ya ben de bakacağım. Ben bakamam ya. Baksın ya. Bak sakin olur musun? Sakin olun. Durun. İyi haberler daha bitmedi. Alp oyunlarına katılmayı hala istiyor musunuz? Neredesin Sinan? Keşke yanınızda olabilseydim. Keşke ama mümkün değil. Sadece bedenim değil, ruhum da hasta. İnsan ruhunun bir hayal gücü vardır. Bu güç, hastalıkları oluşturabileceği gibi... var olan rahatsızlıkları da ortadan kaldırabilir. Beden, ruhsal hayal gücünün emirlerine itaat etmek zorundadır. Lakin insan da ruhuna... söz geçirecek kadar kuvvetlidir. Bismillah.
Rabbin seni terk etmedi. Darılmadı da. Çok şükür. Mavi'nin yine bir arada olması çok güzel bir şey. Ama bundan emin miyiz? Bu kadar acele karar vermeye gerek var mı? Ya ne demek gerek var mı? Bak ben babama bir söz verdim. Bu turnuvaya katılacağım ve kazanacağım. Mavi Ay Pençe'ye katılıyor yani. Eğer ki bu turnuvaya katılmanın tek yolu buysa, evet. Kasabaya döndüğümüzden beri herkes bize laf ediyor. Onlara kendimizi ispat etmemiz gerek. Sinan bu konuda haksız diyemem. Bence de. Denemekten zarar gelmez. Ben Salih Hoca'yı biraz daha beklemeliydik diye düşünüyorum. Bizi düşünmeyen birini biz neden düşünelim ki? Ben kimsenin keyfini bekleyemem. Sinan bak, anlıyorum kızgınsın ama bence biraz daha düşünmemiz lazım. Bu konuyla ilgili içimde bir huzursuzluk var. Bu turnuvayı kazanmanız için elimden geleni yapacağım diyen sen değil miydin İskender? Ha? Yoksa Salih Hoca gibi sen de bizi yarı yolda mı bırakacaksın? Bakın ben babama bir söz verdim ve bu sözü tutacağım. Şimdi içeri giriyorum. İsteyen benimle gelsin. İstemeyen de kendi bilir. Hadi eyvallah. Hoş geldin. Kazananlar Kulübü, iyi biliriz biz her dövüşü. Karanlıktan korkmayız, kara bizim adımız. Vur, kır, haykır, duyulsun namımız. Pençe, yek, düse, car, pençe. Pençe, konuşuyor iyi dinle, geliyor nasihatin kralı. Acımak yok, yok. Affetmek hiç yok, yok. Aman diyene vur bir tekme. Yek, düse, car, pençe. Yek düse can pençe. Yek pençe, buralarda tek dük. Güvenimiz bundan ötürü. Se hesap soran herkese can. Bundan şüphen mi var? Yek düse can pençe. Yek düse can pençe. Pençe sana bir şey söylüyor, saldır yardır acıma diyor. Rakibine merhamet, bize ihanet. Kazanmanın yolu buradan geçiyor. Yek, düse, can, pençe. Yek, düse, can, pençe. Yek, düse, can. Yek, düse, can, pençe.